Hasan Öztürk, Evladı Fatihan ile Kadir Gecesi Kale Meydan'da iftar yapmak da varmış kaderimizde. Belgrad Yaklaşık 15 yıldır Balkanlara gelip gidiyorum. Bosna'dan Kosova'ya, Makedonya'dan Sırbistan'a bölgede epeyce gezmişliğim var. Bu gezilerimin çoğunun başlangıç noktası Sarayova olduğu için hep boşnaklara karşı pozitif ayrımcılığımız oldu. Bosna ve Kosova savaşları nedeniyle Boşnaklara ve Arnavutlara karşı elimizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık, hala da yapıyoruz. Boşnaklar, Arnavutlar, Yörükler, Balkanların bize bakan yüzleri. Son yıllarda Sırbistan'a da sık sık gelip gidiyorum. Sancağı, Novi Pazarı ziyaret etme şansım oldu. Yugoslavya parçalanırken sancağın tek parça kalması için nasıl bir mücadele verildiğini iyi hatırlıyorum. Türkiye'deki bir avuç insanın bu konuda neler yaptığına ancak gücünün yetmediğine şahidim. Sonuçta Sancak bölgesi Sırbistan'la Karadağ arasında ikiye bölündü. Bu bölünmüşlük Sancaklılar kadar bizim için de üzücü bir durum. Dün işte bu Sancaklıların da katıldığı bir iftardaydım. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Kale Meydan'da Bayrampaşa Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğinde Sırbistanlı Müslümanlarla birlikteydim kale meydandan bakınca. Balkanların başkenti Belgrad, Tuna ile Sava nehirlerinin birleştiği noktada Osmanlı'dan miras kale meydan. Kaleden batıya doğru baktığınızda solunuzda Sava, sağınızda muhteşem Tuna ve ikisinin birleştiği noktada kocaman yemyeşil bir adayla karşılaşıyorsunuz. Son yıllarda Türkiye'den turist akını var buraya. Çünkü yakın tarihte hiç olmadığı kadar Sırbistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler iyi. Karşılıklı vizelerin kaldırılmış olmasının da katkısını unutmayalım. Kale meydanda dolaşırken her an bir Türk kafileyle karşılaşma ihtimaliniz çok yüksek. Türkiye-Sırbistan yakınlaşması Bosna'ya yarar. Bosna Savaşı sırasında kötüleşen Türkiye-Sırbistan ilişkileri son yıllarda artarak gelişiyor. Türkiye'nin Bosna konusundaki duyarlılığının farkında olan bir yönetim var burada. Bir de Bosna Savaşı'nın yaralarını sarmak isteyen, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmek isteyen bir tutum. O yüzden ilişkiler her geçen gün artıyor. Örneğin Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić tanap için Türkiye'ye geliyor. Geçtiğimiz aylarda da Cumhurbaşkanımız Erdoğan buradaydı. Ticaret hacmi her geçen gün artıyor. Türkiye'nin Sırbistan'la Bosna Hersek arasında yapmayı taahhüt ettiği otoyol projesi ise burada her kademede gündem konusu. Ülkenin ekonomisi kötü. Bir de Rusya ile Avrupa Birliği arasında sıkışmışlık ilk bakışta fark ediliyor. Türkiye ile olan ilişkilerde Rusya-Türkiye ilişkilerinin de etkisi olduğunu bir not olarak aktarmalıyım. Türkiye'nin Balkanlardaki artan nüfusu en çok Avrupa Birliği'ni tedirgin ediyor. O yüzden Türkiye'nin bu bölgedeki nüfuzunu önlemek için yapmadıkları yok. Balkanları Türkiye'ye kaptırma korkusu diyebileceğimiz bir korkuya kapılmış durumda Avrupa Birliği. Bütün bunları göz önünde bulundurunca yukarıdaki Boşnaklar, Arnavutlar, Yörükler, Balkanların bize bakan yüzleri cümlesine Sırpları, Karadağlıları, belki Bulgarları da dahil etmeliyiz. Balkan Müslümanları Kadir Gecesi'ni Belgrad'da idrak etmekte varmış. Dedim ya, kale meydanda bir iftar yemeğine katıldım. Yüzlerce Müslümanın kale meydandaki iftar sofrasında bir araya gelmesinin çok büyük sembolik anlamı var. Ne var ki oraya gelen sıradan halkın çok farkında olmamasına rağmen, Müslüman kanaat önderleri ve din adamlarının arasındaki iktidar mücadelesi bir avuç cemaati de birkaç parçaya ayırmış durumda. Bu bölünmüşlük hali bizi üzdüğü kadar oradaki aklı serim sahiplerini de üzüyor. Balkanların üç ana Müslüman tebaası var. Bunların ilki evladı Fatihan da dediğimiz yörükler. Balkanların Müslümanlaşmasında büyük rol almış, çoğu Karamanlılardan oluşuyor. Türkçe konuşuyorlar ve devlet bize burada bekleyin dedi diyerek 400 yıldır Balkanları bekleyenler onlar. Arnavutlar ve Boşnaklarsa Balkanların kaderinde hala etkili olan iki Müslüman millet. Kale meydandaki iftar yemeğine bu üç unsurun temsilcilerinin yanı sıra Roman Müslümanlar da katıldı. Ezan okunmasına az bir süre kala aralarında dolaşma şansı buldum. Kimiyle selamlaştım, kimiyle tokalaştım. Hatırlıyorum rahmetli Bahattin Yıldız abi ile ilk kez Novi Sad'daki Roman Müslümanları ziyaret ettiğimizde karşılaştığım bazılarına ne çok benziyorlar. Kakosi, Dobro cümleleri arasında bir ara sarmaş dolaş olduk. Sırplar yönünü Türkiye'ye çevirirse. Dedim ya, Balkanların başkenti Belgrad. Yine dedim ya. Bosna'ya hep pozitif ayrımcılık yaptık. Türkiye'nin Bosna'ya yapacağı en büyük katkı, Bosna'nın bir bütün olarak egemen bir devlet olarak varlığını sürdürmesine katkı vermektir. Ekonomik ve siyasi yönden güçlenmesi için çaba sarf etmektir. İşte bu noktada Belgrad ile Ankara arasındaki ilişki biçimi doğrudan Bosna'nın geleceğini etkiliyor. Bunun bilincinde olan Ankara da Belgrad'la ilişkilerini geliştiriyor. Devletler arasındaki bu iyi ilişkiler milletlere de yansıyor. Sırpların Türklere olan ilgisi ve sevgisi her geçen gün artıyor. Normanlar Belgrad'da faaliyette. Kadir Gecesi kale meydandaki iftara başka dinlere mensup din adamları da katıldı. Bunlardan en dikkat çekeni ise Norman Kilisesi papazıydı. Papaz efendinin yemeğe katıldığını öğrendiğimde Normanlar Ortodoksların önemli bir merkezinde faaliyette diye düşündüm. Düşüncemi pekiştirense otelde gördüğümde karşılaştığım manzaraydı. Gece geç vakitte Cumhuriyet Meydanı'ndaki otelimize gelip de odaya çıktığımda başucumdaki çekmecede Norman İncilini buldum. Balkanların hangi ülkesine, hangi şehrine giderseniz gidin Orada Osmanlı'nın, Türkiye'nin izini bulursunuz. Çünkü Osmanlı'nın ana yurdu Balkanlardı. Belgrad'da da onca tahrifata rağmen hala hayatta kalan ata yadigarları var. Tavsiye ederim, fırsatını bulursanız Belgrad'a yolunuzu düşürün. Pişman olmazsınız. Kalın sağlıcakla. Hasan Öztürk, Yeni Şafak